Mantarın oluşması için iki şeye ihtiyaç vardır. Isı ve nem. Tırnak mantarı ileride bir daha sizde çıkmaz diye bir şey kural yok. O an için tedavi alıyorsunuz. İleride tekrar edebilir. Bir kere mantar enfeksiyonunu tedavi etmezseniz geçmez. Çünkü enfeksiyondur, yayılmaya devam eder. Merhaba. Ben Profesör Doktor Zeki Aykutlubay. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere mantar hastalıklarından bahsedeceğim. Mantar bir tür enfeksiyondur, enfeksiyon hastalığıdır. Mantarları genel olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Bir, derin mantarlar, yani derinin alt tabakasını tutan mantar enfeksiyonları, mantar hastalıkları. İkincisi de yüzeyel mantar enfeksiyonları. Yüzeyel olanları da işte derinin üst tabakasını, yani saçlı deriden tutun da ayak tabanına kadar, ayak parmak arasına kadar tüm deriyi tutan mantar hastalıkları, tırnağı tutan mantar hastalıkları, kılı tutan, saçı tutan mantar hastalıkları olarak ayırabiliriz. Bir de mukoza dediğimiz, işte ağız mukozası, genital mukozayı, yani mukozaların kendisini tutan mantar hastalıkları olarak da ayrı bir grup vardır. Bunları tıbbi olarak hani mayalar, küfler gibi bir takım terminolojik olarak sınıflandırırız ama ben böyle tuttukları lokalizasyonlar, yerlere göre bahsedeceğim. Deriyi tutan mantar hastalıklarının çeşitleri nelerdir? Örneğin saçlı derinin mantar hastalıkları. Bunlar da kendi içerisinde yüzeyel ve derin olanlar diye ikiye ayırt ederiz. Daha çok çocuklarda karşımıza çıkar. Ergenlik çağından önce görülür. Bulaşıcıdır. Yani bir kardeşten bir kardeşe ya da bir arkadaştan bir başka arkadaşa geçebilir. Tuttuğu bölgede, saçlı deride böyle çim biçilmiş gibi saçlar kırılır. Saçlı deride o tutulan bölgede kepeklenme, kabuklanma meydana gelir. Daha derin enfeksiyonlar olursa o bölgede çıban tarzı yaralar ya da sivilceler çıkabiliyor. Bu çıban tarzı yaralardan dolayı oradaki kıl kökleri hasara uğrayarak işte kıllar yok olabiliyor ya da kalıcı kayba neden olabiliyor eğer zamanında tedavi edilmezse. Ve çoğunlukla bu tarz mantar hastalıkları evet bulaşıcıdır ama tedavi edildiği zaman, yani zamanda tedavisi yapılırsa edilirse kısa zamanda iyileşir. Bunun dışında deriyi tutan gene mantar hastalıklarına devam edecek olursak yüzde meydana gelen mantar hastalıkları, gövdede meydana gelen mantar hastalıkları, kasığı tutan mantar hastalıkları, alt bacağı tutan mantar hastalıkları, ayak tabanında avuç içinde meydana gelen mantar hastalıkları olabiliyor ya da ayak parmak arasını tutan direkt mantar hastalıkları vardır. Bu mantar hastalıklarının genel özelliği tuttukları bölgede halkavari bir yara meydana getirirler. Kabarık, kırmızımtırak, üzerinde küçük küçük su toplayan kabarcıklar olabiliyor. Ya da küçük küçük sivilce benzeri bir takım döküntüler meydana gelebiliyor. Kabuklanma, kepeklenme oluşabiliyor. Bazı mantar türleri normal deri yüzeyinde vardır. Normal florada bulunabiliyor ama geri kalan çoğu türleri mutlaka bir başka yerden, yani bir topraktan bulaşabilir, eşyalardan bulaşabiliyor, bir başka kişinin vücudundan bulaşabiliyor. Hayvanlardan bile bulaşabilen bir takım mantar enfeksiyonları vardır. Mantarın oluşması için iki şeye ihtiyaç vardır, ısı ve nem. Siz bu ortamı sağladığınız zaman mantara, çok odaklı mantar hastalıkları karşınıza çıkar. Örneğin, kasığı tutan mantar hastalıkları, kasık mantarı daha çok erkeklerde karşımıza çıkar. Aynı bu kasıkta olan mantar hastalığının bir başka versiyonu kadınların meme altı bölgesinde ya da koltuk altı bölgesinde karşımıza çıkabiliyor. Çünkü bu bölgeler daha çok hava almayan bölgelerdir, terleyen, nemli kalan bölgelerdir. Bu bölgeleri tuttuğu zaman böyle yaygın masere dediğimiz kokulu tarzda kırmızımtırak, böyle beyaz akıntı tarzında da karşımıza çıkabiliyor. Çok fazla kaşıntı yapabiliyor. Genelde mantar hastalıklarının çoğu kaşıntıyla beraber seyreder. Hastalar harturt kaşırlar, işte kasıklarını kaşırlar, ayak tabanlarını, ayak parmak aralarını kaşırlar.
Bir başka mantar hastalığı ayak parmak arasını tutan mantar hastalıklarıdır. Burada da özellikle ayak tabanının ya da ayak parmak arasının ıslak kalması sonucu karşımıza çıkar. Çünkü ısı ve nem mantarın ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Ayak parmak arasında soyulma, beyazlaşma, böyle un gibi ufalanma tarzında oluşabiliyor. Ayak tabanında gene bazen nasırlaşma tarzında bir kalınlaşma olabilir mantardan dolayı. Ya da tam tersi soyulma tarzında bir takım o bölgenin ufalanması tarzında karşımıza ya da kepeklenmesi tarzında da karşımıza çıkabiliyor. Vücuttaki meydana gelen mantar enfeksiyonlarının tedavisinde evet ağızdan bir takım haplar verilebilir. Özellikle bir ay kadar bir hap tedavisini biz veririz. Artı bir takım sürme ilaçlar, kremler, losyonlar, şampuanlarla da faydalanırız. Ama burada önemli olan şudur, mantar hastalığının eğer tekrarlamasını istemiyorsa mutlaka mantarın ortaya çıkmasını kolaylaştıran ısı ve nem gibi faktörlerden uzak durması gerekiyor. Yani vücudunuzu ıslak bırakmayacaksınız, nemli tutmayacaksınız. Terli mesela terledikten sonra mutlaka kullanacaksınız. Havuzdan, denizden çıktıktan sonra ıslak ıslak oturmayacaksınız. Mutlaka kullanmakta fayda var ki tekrarlamasın diye. Bir başka mantar hastalığımız bizim tinea versicolor dediğimiz bir mantar hastalığıdır. Bu genelde yaz aylarında ya da çok terleyenlerde, ıslak kalanlarda ya da vücudun yağ salgısı fazla olanlarda özellikle gövdeyi tutan ya beyaz lekeler tarzında karşımıza çıkar yahut da kahverengi lekeler tarzında karşımıza çıkabiliyor. Beyaz lekeler tarzında karşımıza çıktığı zaman daha çok böyle egzama, vitiligo gibi bir takım hastalıklarla ayıcı tanısının yapılmasında fayda var. Bu hastalığın tedavisinde de hem ağızdan alınan haplar hem sürme ilaçlardan faydalanırız. Ama burada önemli olan şudur. Bu mantar türü normal deride, normal florada bulunduğundan dolayı siz ıslak ve nemli bıraktığınız zaman çok kolaylıkla ileride tekrar edebiliyor. Bir başka mantarımız tırnak mantarı. Özellikle 40'lı 50'li yaşlardan sonra tırnak yapısı bozulunca çok kolaylıkla tırnaklarda tırnak mantarı da karşımıza çıkabiliyor. Tırnak mantarı tırnağı tuttuğu zaman tırnakta renk değişikliği, işte kahverengi renk değişikliği, kırmızımtırak renk değişikliği gibi bir takım renk değişiklikleri karşımıza çıkabiliyor. Tırnak kalınlaşıyor, tırnak uçtan un gibi ufalanmaya başlıyor, tırnak kırılmaya başlıyor ve bir tırnağı tuttuğu zaman mantar hastalığı çok kolaylıkla diğer tırnaklara da bulaşabiliyor. Özellikle 40'lı 50'li yaşlardan sonra tırnak yapısı bozulunca karşımıza çıkıyor. Yahut da vücudun bağışıklık sistemi zayıflayınca, şeker hastalığı gibi bir hastalık durumunda, vurma, çarpma, darbe gibi bir işte uzun süre koşanlarda, yürüyenlerde, futbolcularda daha çok karşımıza çıkabiliyor. Tırnak yapısı bir hasara uğradığı zaman mantar karşımıza çıkabilir. Veyahut da bir takım sebebini bilmediğimiz durumlarda da karşımıza çıkabiliyor. Tırnak mantarında önemli olan mantarın cinsini saptamaktır. Eğer siz mantarın doğru cinsini saptarsanız ağızdan doğru hap verebilirsiniz. Çünkü tırnak mantarı tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Çünkü el tırnağı kendisini ortalama bir 5-6 ayda yeniler. Ayak tırnağının kendisini yenilemesi neredeyse 10-12 ayda gerçekleşir. O yüzden biz el tırnağında da ayak tırnağının tedavisinde de en az böyle 2-3 aylık bir ağızdan alınan haplar veririz. Sürme bir takım ilaçlar, losyonlarımız vardır, cilalarımız vardır, onları kullandırırız. Uzun süre kullanmazsanız, eğer ki tırnağın yapısını tedavi etmezseniz, ileride tırnak çok kolaylıkla tekrar edebiliyor, tekrar karşımıza çıkabiliyor. Bir başka mantar hastalığı, ağız mukozasında görülen ya da işte kadınlarda vajende görülen genital mantar hastalıklarıdır. Özellikle ağız mukozasını tuttuğu zaman kimlerde karşımıza çıkar? Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, sistemik kortizon tedavisi alanlarda, kanser olanlarda, kanser tedavisi görenlerde, HIV pozitifli yani AIDS gibi HIV pozitif olan bir hastalarda karşımıza çıkabiliyor. Ya da ağız hijyeni iyi olmayanlarda ya da bağışıklık sistemi başka bir sebepten dolayı düşük olanlarda karşımıza çıkabilir. Ağız içerisinde beyaz plak tarzında ya da böyle ağ tarzında kırmızımtırak, beyazımsı lekeler tarzında da karşımıza çıkabiliyor.
çocuklarda ya da bebeklerde pamukçuk tarzı da karşımıza çıkan mantar hastalığı da aslında bu mantar hastalığının bir değişik varyasyonudur. Yahut da dudak kenarlarında böyle şeydir, ağız kenarlarında yırtılma, çatlama tarzında da karşımıza çıkabiliyor bu tarz mantar hastalıkları. Bunlarda da mutlaka bir hem ağızdan bir takım ilaçlar hem bir takım gargalarımız vardır mantara karşı etkili. Onları kullanmakta fayda var. Ya biz dermatologlar görüntüsünden mantar hastalığını teşhis ederiz. Eğer görüntüsünden tanıyamıyorsak bir kazıntı alırız mantardan, deriden kazıntı alırız. Ona mikroskopta bakarız. Oradaki mantar elemanlarını görmeye çalışırız. Eğer onunla başarılı olamazsak özel ışıklarımız vardır karanlık odada. Onlardan faydalanırız. Onlarla başa çıkamazsak deriyi kazırız, mikrobiyolojiye göndeririz, kültürünü yaptırırız. Gene eğer tanıyı koyamazsak son çare deriden bir parçalarak patolojiye yollarız. Patoloji oradaki mantar elemanlarını görünce bize hangi mantar olduğunu söyler. Bu tarzda tanı koyarak arkasından uygun bir tedaviyi uygun sürede, uygun miktarda hastaya reçete ederiz. Sizlere mantar hastalıkları hakkında cep hap bilgiler verdim. Şimdi sizlerden gelen sorular var, onlara geçelim. Vücutta mantar nasıl çoğalır diye sormuşsunuz. Mantarın ortaya çıkması, çoğalması için ısı ve neme ihtiyacı var. Siz vücudunuzu ıslak bırakırsanız, nemli bırakırsanız çok kolaylıkla mantar çoğalır. Mantar sonuçta bir enfeksiyon hastalığı. Zamanında tedavi etmezseniz o gittikçe yayılarak çoğalır. Hem vücudunuzun başka bölgelerine sıçrar hem başka kişilere bulaşabilir. O yüzden mutlaka işte ortak banyo zemini, ortak terlik kullanmasınlar, aynı havluları, kişisel eşyaları kullanmasınlar diye öneririz. Çünkü direkt olarak eşyalardan bulaşabiliyor. Bir de vücudumuzda bağışıklık sistemini düşüren bir takım hastalıklar varsa, işte kanser gibi, bağışıklık sisteminin zayıflığı gibi, kortizon kullanımı gibi durumlarda çok kolaylıkla mantar çoğalabiliyor. Artı mantar hastalığını yanlış tanı korsanız ya da yanlış bir tedavi uygularsanız, yani mantara mesela örneğin kortizonlu bir krem sürerseniz mantar gittikçe çoğalmaya başlar. Hamilelikte mantar enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi diye sormuşsunuz. Bir kere hamilelikte, yani gebelik sırasında bir kere bebek şeyde rahim içerisindedir. Yani bir korunaklıdır. Deride meydana gelen tırnak enfeksiyonu, deri enfeksiyonu, herhangi bir enfeksiyon gebelik sırasında asla bebeğe zarar vermez. Ama bebek doğduktan sonra anne emziriyorken eğer kendi vücudunda herhangi bir mantar enfeksiyonu varsa bebeğe bulaşma şansı yüksektir. O açıdan dikkatli olmakta fayda var. Ayak mantarını tetikleyen faktörler nelerdir sorumuz. Ayak mantarı özellikle ayak parmak arası ıslak kaldığı zaman, nemli kaldığı zaman, ayak yıkandıktan sonra kurulanmadığı zaman, özellikle havuz zemini gibi, duş zemini gibi, böyle hamam gibi yerlere çıplak ayaklarla basıldığı zaman veyahut da başkasının terliğini, havlunu kullanırsanız eğer çok kolaylıkla tetiklenebiliyor, ortaya çıkabiliyor. O açıdan ayak parmak arasını kuru tutmakta fayda vardır. Mutlaka yıkadıktan sonra ya da abdest aldıktan sonra çok iyi kurulayın ki mantara uygun zemin gelişmesin. Mantar enfeksiyonu ne kadar sürede geçer sorumuz. Bir kere mantar enfeksiyonunu tedavi etmezseniz geçmez. Çünkü enfeksiyondur, yayılmaya devam eder. Mantar enfeksiyonu, enfeksiyonun yerine göre ve cinsine göre değişir. Örneğin derideki bir enfeksiyon, mantar enfeksiyonu ortalama bir ayda iyileşir. Tırnak mantar enfeksiyonları 3 ile 6 ayda iyileşir. Saçlı deri tutan, saç kıran tarzı dediğimiz mantar hastalıkları ise 6 ile 8 haftada, yani 1,5-2 ayda iyileşir. Tırnak mantarı tekrar eder mi? Tırnak mantarı bir kere tamamen mikolojik dediğimiz, yani siz tamamen mantarı ortadan kaldıracak düzeyde tedaviye devam ettiğiniz müddetçe tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Ama tırnak mantarı ileride bir daha sizde çıkmaz diye bir şey, kural yok. O an için tedavi alıyorsunuz. İleride tekrar edebilir. İkincisi,
tırnak mantarı enfeksiyonunu yarıda bırakırsanız, yani orada tam bir iyileşme sağlamadan hala mantar varsa, siz yarıda bırakırsanız ileride çok kısa sürede o kalan mantar tekrar yayılır ve enfeksiyon tekrar eder. Sizlere mantar hastalıkları hakkında kısaca bilgiler verdim. Sağlıklı günler diliyorum.